İlk olarak ekran başındaki izleyicilerin de kafasında daha net bir fikir oluşabilmesi adına toplumsal kutuplaşmanın ne olduğunu size sorsam nasıl bir tanım sunarsınız bize? Kavram aslında Türkiye'de özellikle son yıllarda çok tartışılan bir kavram olduğu için yani bir tarafından hepimiz aşinayız kavrama. Fakat biraz da medyatik bir kavram haline geldi. Dolayısıyla toplumsal kutuplaşma nedir dediğimiz zaman çok da net bir cevabı yok. Toplumumuzda kutuplaşma var mıdır diye düşündüğümüz zaman yine buna soru işaretleri koyabiliyoruz. Fakat ilk önce belki şunu söylemek gerekir kutuplaşmayla ilgili. Bir realitede kutuplaşma diye bir şey var olabilir mi? Bir de bunun kullanılması, manipüle edilmesi söz konusu. Türkiye'de daha çok son yıllarda özellikle bir yıl öncesine kadar yoğun bir şekilde karşılaştığımız toplumsal kutuplaşmanın var olduğunun söylenmesi fakat reel göstergelerinden söz edilmemesiydi. Şimdi öncelikle kutuplaşmayı tabii buna daha sonra geliriz ama kutuplaşma nedir dediğimizde toplumun ikiye ayrılması yani bir konuda bir taraf bir şey düşünürken diğer tarafın farklı bir şey düşünmesi ama bu kendiliğinden olan bir durum da olabilir. Buna değil de daha negatif tarafı aslında kutuplaşma dediğimiz şey sadece bir taraf bir şekilde düşündüğü için diğer tarafın o öyle düşündüğü için bunun tersini düşünmesi. Kutuplaşma daha çok böyle anlaşılmalı diye düşünüyorum. Bu da tabii ki Türkiye'de bizim şahit olduğumuz bir şey ama yeni bir şey değil. Sadece bazı dönemlerde çok tartışılıyor. Neden tartışıldığından da daha sonra söz ederiz. Ama aslında ne yazık ki çok yeni bir şey değil. Periyodik olarak zaman zaman karşımıza çıkan bir durum. Biraz karşısındakine karşı kendini konumlandırma, bunu ortaya çıkartan çok özel dinamikler var Türkiye'de. Bir çeşit önyargı diyebiliriz esasında ama biraz daha kompleks bir yapı herhalde toplumsal kutuplaşma önyargının ötesinde öyle değil mi? Önyargı tam olarak değil belki içerisinde vardır geçmişten gelen düşüncelerden kaynaklanan yani bugün bir konu hakkında biz tavır alırken ya da düşüncemizi ortaya çıkartırken elbette ki geçmiş bilgilerimizle bunu yapıyoruz geçmişimizle bunu yapıyoruz ama önyargıdan öte bir şey aslında. Tabii ki psikolojik, sosyal psikolojik, kültürel dinamikleri olan bir şey. Dolayısıyla ön yargı da içerisinde olabilir bunun. Ama kutuplaşma bir anda, belki belli bir zaman diliminde, sadece bir olay üzerinde de ortaya çıkabilen bir şey olabilir. Evet. Hani püf noktası olarak bence demin bahsettiğim şeyi düşünmeliyiz. Yani bir konuyu ölçüp biçip tartmadan sadece karşı taraf öyle düşündüğü için bizim onun aksini düşünmemiz, aksi yönde tutum takınmamız olarak kabaca belki tanımlayabiliriz. Peki, teşekkür ediyorum.